Sıcaktan bunalanlar serinlemenin yollarını arıyor. Şimdi size serinlemek için alışılmışın dışında iki farklı çorba tarifi vereceğiz. Dediğimiz gibi ikisi de serinleten çorbalar. Çünkü ikisi de soğuk içiliyor. Ateş görmeden çorba yapıyoruz. Hiç ateş yok. Pratik. Her yerde bulunabilir. Lezzetli yaz çorbaları yapacağız. Biri çeşit çeşit bakliyat ve taze yeşilliklerden, diğeri de avokadolu orman meyvelerinden oluşuyor. Yazla beraber yaz çorbaları da geldi. Havalar sıcak ve bunaltıcı. İşte bu havalarda da ne iştah kalıyor ne de yemek isteği, ancak yapacağınız çeşitli yemeklerle bunu çok daha keyifli ve eğlenceli, hatta serin bir hale getirebilirsiniz. İşte size iki çeşit çorba. Biri yöresel ayran aşı çorbası, diğeri de dağ meyvelerinden yapılan, çeşit çeşit meyvelerden ve yenilebilir çiçeklerden yapılan çorba. İkisi de soğuk ve çok lezzetli. Çok ince doğranmış sarımsak. Orijinal tarife sadık kalarak bunu yapıyorum. Arzuya bağlı ama ben kullanacağım şimdi. Hemen ben bunu karıştırma kabıma aldım. Light yoğurdum. Normalde su koyulur ama ben soda ilave ediyor olacağım birazcık çorbama. Daha mineralli. Kaybettiğimiz mineralleri tekrar yerine koyalım. Ardından o karışımın içine önceden haşlanan ve soğutulan bakliyatlar koyuluyor. Yani buğday, nohut ve fasulye. Bakliyatlar çok değerli, çok önemli. Hem doyurucu hem uzun süre tok tutucu. Çorbamız bu şekilde neredeyse hazır. Hiç ateş görmeden çorba yapıyoruz. Hiç ateş yok, sıcaklık yok, basit ve her yerde bulunabilir. Son olarak da çorbanın içine yeşillikler ekleniyor. Burada reyhanlarımız var. Ben bunu çok küçük doğramayacağım. Böyle girişi güzel doğrayacağım ve çorbama ilave edeceğim. Bu şekilde dolapta 2 saat kadar dinlendirmemiz gerekiyor bunu. Nanelerim var burada. Naneler koyacağım. Birinci çorban bu şekilde hazır. Ve şimdi sıra geldi dağ meyveli yaz çorbasına. Çorba denince akla tahıllardan yapılan, sebzelerden yapılan çorba geliyor. Ama hayır, aslında meyvenin de çorbası olabilir. Biz meyve çorbası yapıyor olacağız. Bir miktar soda koydum. Ve limon. Soda limon yapıyoruz esasında şu an. Limonun ve sodanın ferahlatıcı özelliği gelsin. Akabinde böğürtlenlerim var. Yaban mersinlerim. Ve pirinç üzümü. Çok basit, çok hızlı, çok lezzetli. Şimdi bunu kaşığımla hafifçe ezeceğim. Lezzetler birbirine geçiyor şimdi. Ardından taze limon otu ya da fesleğenle beraber taze nane koyuluyor ve servise hazırlanıyor. Bu çorbada her şey var ama bir şey eksik şimdilik. Eksik olan unsur ise yağ yok. Avokado kullanacağız, doğal yağ. En fazla yağın bulunduğu ve sağlıklı bir ürün. Meyve babuşlarımı koyuyorum. Çorbayı içerken kıtır kıtır bir şey olsun istiyorum. Peki çorbamız bitti. Son olarak şov yapmamı ister misiniz bununla ilgili size? Çorbamızı o zaman şovla bitirelim. Evet, şovla bitiriyoruz. Sodamız. Ve bitti.